Değerli izleyicilerimiz, Alanya'daki programımıza hız kesmeden devam ediyoruz efendim. Alanya biliyorsunuz ki geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar taşıyarak bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen bir ilimiz. Bu bölgeye geldiğinizde turist olarak ya da yerlisiyseniz bu bölgede tadabileceğiniz en lezzetli balıkları üreten, bu lezzetlerin sahibi olan bir mekandayız şu anda. Yanımızda da işletmemizin sahibi Ali Bey bulunuyor. Ali Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Burada sizlerin ve ekibinizin misafirperverliğiyle çok daha iyi olduk. Öncelikle kaç yıldır bu işin içerisindeyiz? Bu sektördeyiz. 2008 yılından beri biz bu sektörün içindeyiz. Tabii. Çok salaş, ambiyansı çok güzel bir mekan yaratmışsınız burada. Zaten mimar olan babanızın eli değmiş buraya. Evet. Nasıl karar verdik burayı açmaya? Burayı açmaya şöyle karar verdik. Babam balık tutmayı seviyor, balık pişirmeyi seviyor. Dedik ki neden kendi yerimiz olmasın? Sağ olsun arkamıza destek oldu, yardımcı oldu. Onun sayesinde buralara kadar geldik. Çok şükür oturmuş bir müşteri potansiyelimiz var. Yani aslında babanızın hobi olarak, severek yaptığı bir işi sizler evlatları olarak burada profesyonelleştirdiniz. Ve burada usta ellerinden çıkan lezzetli balıkları Alanya halkıyla buluşturdunuz diyebiliriz. Aynen. Peki, buraya geldiklerinde neleri yiyebilirler, neleri tadabilirler, kaç çeşit balığımız var? Birazcık sizlerden dinleyelim lezzetlerimizi. Tabii ki Alanya'nın halkı zaten ne balık yemesi gerektiğini biliyor, hani Akdeniz'de hangi balıklar olduğunu biliyor. Dışarıdan gelen sizler gibi misafirlerimiz, yani biz tava yemek istiyorsa, ızgara yemek istiyorsa ona göre balık çeşitlerini sayıyoruz. Hangisi nerede güzel olur onu anlatıyoruz. Tabii gene tercihi misafirlerimize bırakıyoruz, konuklarımıza bırakıyoruz. Mevsimin de çok önemi var. Yani mevsimsel balıkların da çok önemi var ama ben mesela balık yanı çok fazla yan ürün sevenlerdenim. Mesela kalamarı çok severim. Bunun gibi karides gibi yan ürünleriniz de var mı? Tabii ki kalamarımız, karidesimiz, balık böreğimiz, balık köftemiz. Şimdi balık sucuk yapacağız, balık pastırması yapacağız. Yani artık sezona hazırlık yapacağız, başlayacağız. Bunlar da aslında sizin spesiyel ürünleriniz değil mi? Daha önce birçok yerde duymadığım isimler bunlar. Yani bunları tabii araştırmasını yapıyoruz. Hangi balıktan yapılması gerektiğini buluyoruz. Ona göre çalışma yapıyoruz. Ve şeyini buluyoruz yani. Hani bu balık da daha güzel oluyor. Bunu buluyoruz, yapıyoruz ve konuklarımıza önce yani tattırıyoruz. Beğenmedikleri takdirde zaten bunu biz menüden çekiyoruz. Aslında burası için şunu söyleyebilirim değerli izleyicilerimize. Bir hobi olarak babanızın başlatmış olduğu bir işi sizler profesyonel olarak ele aldınız başta söylediğim gibi. Ama işinize aslında çok kıymet verdiğiniz, önem verdiğiniz yaptığınız araştırmalardan, spesiyel ürünlerinizden de belli. Ama ekran başındaki izleyicilerim de eminim ki bu konudan şikayetçidir. Alanya'ya özellikle bir turist olarak geldiğimizde fiyatlardan çok yakınıyoruz. Bu konuda fiyat politikanız nedir? Evet, fiyat politikamız şöyle. Şimdi her ürünün bir alış bedeli vardı. Biz bunun üzerine fazla koymadan, yani fazla kar koymadan, kimseyi üzmeden o fiyatları sunuyoruz. Şöyle mesela siz dışarıdan geliyorsunuz ama size de aynı fiyat. Yani atıyorum yabancı turistler geliyor, özür dilerim, onlara da aynı fiyat. Yani fiyat politikamız, yani fiyat, tek fiyatımız var. Yerli, yabancı, herkese aynı fiyatı uyguluyoruz. Çünkü ekran başında bizleri Türkiye'nin birçok ilinden, aynı zamanda yurt dışından birçok izleyicilerimiz var. Özellikle Alanya turizmin merkezlerinden bir tanesi olduğu için bu bölgeye geldiğimizde yeme içme alanlarında korkarak gidiyoruz biraz daha fiyat politikalarından dolayı. Ama burada aklınızda kalacak bir şey yok efendim. Çünkü fiyatları gerçekten hem ekonomik hem de tek bir fiyat politikası ile ilerliyorlar. Aynı zamanda Ali Bey, biliyorsunuz ki bir pandemi sürecinden geçiyoruz. Covid-19 salgınıyla uğraşıyoruz dünya olarak. Burada sizlerin aldığınız hijyen koşulları, hijyen önlemleri nelerdir? Şimdi şöyle, tabii bununla ilgili İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı genelge yayınladı. Biz de tabii ki aynı şekilde kurallara uyuyoruz. Bütün masalarımızda dezenfekte var. Çalışma arkadaşlarımız zaten ona göre tedbirini
almış bir durumda. Maskeli çalışıyorlar. Eldivenli çalışıyorlar. Aynı zamanda böldüm, çok özür diliyorum ama röportaja başlamadan önce Ali Bey ile ettiğimiz sohbet esnasında bana şöyle bir şey söyledi. Biz kendimiz yemediğimiz bir şeyi burada hiçbir misafirimize de sunmayız. Nasıl ki biz evde efendim bir ürün aldığımızda, bir malzeme aldığımızda sirkelerle böyle sularla yıkıyorsak şu süreçte, aynı şey buranın mutfağında da geçerli. Kesinlikle öyle. Şimdi bizim, yani bizi bilenler en çok bizim salatamızı çok seviyor. Yeşil salatamız. Size de ikram etmek isterim. Biz onu sabah taze taze alırız buradan. Karşımızda manavlar var. Her şey taze yani, günlük balıklar da dahil olmak üzere. Ustamız da bu konuda çok hassas zaten. Hemen sirkeli suya yatırır, düzgün bir şekilde hazırlar ve müşterilerimize sunar. Belki de bu yüzden seviyorlar. Hani herhangi bir şey olmadığı için, yani herhangi bir şeyle karşılaşmadıkları için. Belki de bu yüzden dolayı çok seviyorlar. Bu konuda ben Alanya halk adına ve programım adına gösterdiğiniz hassasiyet için sizlere çok teşekkür ediyorum ve ekibinize tabii ki. Ben değerli bilgileriniz, kıymetli sohbetiniz için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ekran başındaki izleyicilerimize son olarak söylemek istediğiniz, aktarmayı unuttuğumuz bir şeyler varsa kısaca dinleyelim ve röportajımızı sonlandıralım. Malum şu an zorlu bir süreçten geçiyoruz. Ekran başında izleyenler, yani izleyicilerimize demek istediğim şu: kesinlikle ve kesinlikle güvenmediğiniz, bilmediğiniz yerlere gidip yemek yemeyin. Çünkü her şey restorandan bulaşabiliyor. Yani buna dikkat etmek gerekiyor. Bildiğiniz yerlerde yiyin. Yani tek söylemek istediğim bir olur. Bizler de sizlere kıymetli bilgileriniz için çok teşekkür ediyor ve ekran başındaki izleyicilerimize diyoruz ki efendim, tabii ki ülkemizin geçtiği bu zor günlerde, Covid-19 salgını ile uğraştığımız, başa çıkmaya çalıştığımız şu günlerde bildiğimiz restoranlar ve bizim sizlere zaten temizliğinden, hijyeninden, kalitesinden ödün vermeden hizmetine devam etmekte olan işletmeleri ve işletme sahiplerimizi sizlere sunmaya devam edeceğiz diyoruz. Ali Beyleri olduğu gibi bir sonraki durağımıza geçiyoruz.